Kemal Bey telefonla. Kemal Bey merhaba. Merhaba Sedan. Nasılsın Kemal Bey? Sağ olun, iyiyiz. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Dün burada bir olay yaşandı. Dedim ki Murat, şunu baban duysa vallahi yüreğine indireceksin adamın. Evet. Dedim, acaba aynı fikirde miyiz? O da dedi ki, yok, hiç öyle düşünmüyor babam dedi. Hayır dedim, Kemal Bey senin şu anda şu Esef Bey'e tavrına inan ki üzülmüştür dedim. Şimdi şöyle diyeyim Seda Hanım. Tamam. Ben seyretmedim ama duyduğuma göre işte Murat bir şeyler söylemiş. Hastaneye gidemem demiş yani. Ha, bunu da niye diye söyledim. Bu şekilde konuşmaya hakkım var mı? Yok. Sonuçta o adamı, o çocuğu. Bizden olsa, gökyüzünde de olsa Esef Havanur'un yanına gider. Nerede olursa olsun o çocuk. Sen, Kemal Bey. Efendim. Sen nasıl kızını hiç bırakmadıysan Esef Bey de bırakmaz abi. Değil mi? Ya, orada tamam. Ha. Onu zaten Havanur'un kendisine de söyledi. Murat, yani ben bu kelimeyi Havanur'un tepkisi ne olacak diyerekten konuştum dedi. Ha, Esef Bey orada kalktı. Kalkmış. Kalktı demeyeyim. Görmedim. Yukarıda Allah var. Kalkmış. Orada kavga etmeye kalkmış. Dükkanın ortasında. Ha. Ondan sonra cüzdanı çıkarıyor. Masanın üstüne vuruyor. Ha, ben bilmiyorum. Şimdi yanlış anlamasın. Ben yakıştıramadım kendime. Abi. Ama ha, o yakışanı yapmış. Yaptı. Kendine yakışmış demek ki bu hareketler. Bu ha, İstanbul'a da Kemal Bey. İstanbul'a da kavga etmek için gitmiş oraya. Kemal Bey, Esef Bey bir şey söylemek abi istiyor. Karşılıklı konuşur musunuz efendim? Tabii tabii konuşurum abi. Ne konuşurum? Kemal Bey, ben o kim o çocuk, sen o çocuğun yanına gidemezsin dedi. Ben kimliği attım. Cüzdanda olduğu için ben cüzdan atmadım. Cüzdan ayrı mesele. Ben kimliği göster kimin çocuğu diye onun için attım. Senin çocuğun. Aynen. Murat'a atmadınız bir de. Kimliği Murat'a göster. Murat'a atmadım ya da evet. Masaya cüzdan atmadım yani. Ben kimliği gösterdiniz. Bu kimin üstüne ya bu çocuk dediniz. Atmadın mı şimdi? Masanın üstüne kimliği cüzdan atmadın mı? Attım abi. Kimliği attım. Tamam. Kimlik mi attın, cüzdan mı attın bilemedim de. Kimliği attı. Bu çocuk kimin üstüne dedi. Kimliği attı. Ya hepimiz bunu gördük. Zaten, ya bunu herkes biliyor. Evet. Esef'in. Havanur'un Esef'in kız olduğunu bütün Türkiye biliyor. Ya diyor ki bana polis çağırırım gidemezsin diyor. Sen Gizem'in yanına gidemez misin? Bana bir söyle hadi. Abi o... Tamam ben de onun için kızdım. Ha, bak sen, bak Esef kardeşim sen 50 yaşındasın. O 25 yaşında. Olabilir. Ha, arada fark. Biz orada bu çocukların yuvasını yıkmak için mi oradayız? Yoksa... Yuvalarını kurmak için mi oradayım? Ya ben hiç kuracağım diye uğraşmadım ki zaten. Ha, sen oraya kalkmışsın kardeşim. Bak sen diyorsun ki hala kızım boşa. Abi boşanacak bir adam kendisi gelmemiş buraya. O kuru yazdı diyor kardeşim. Oraya birisi çıkardı yazdı. Kuru yazdı o. Kim? Aydın. Kim yazdı söyledim sana abi? Kafandan mı uyarlıyor? Sabah boşanacağım söyledim diye yazısını kafandan mı yazıyorsun abi? Ha, buyur abi, ben mi ürettim? Demez, o şekilde de konuşamaz boşanacağım diye. Ben Murat bilmem söyledi, Murat. Ben söylemedim bunu. Esef Bey'le alakası yok. Hatta Esef Bey geldiğinde Kemal Bey dedi ki, nerede dedi Murat için. Neden karısının yanında değil dedi. Evet. Biz de dedik ki, abi nerede dedik. Aydoğan abi öğrendi, adliyeye gitmiş boşanma davası açmaya. Kendisi söyledi. Ben mi uğraşıyorum? Şimdi adliyeye mi gitmiş Murat? Evet, evet, evet. Milletin adliyede ne bir şeyde. Havanur nerede Murat şu anda? Gece canlı yayında söyledi adliyeye gideceğim yarın diye. Buyurun. Söyledi. Annesiyle bunu mu konuşuyor yoksa? Söyledi. Yalan Kemal Bey canlı yayını açmış. Söyledi. Murat canlı yayında söylemiş bugün adliyeye gideceğini. Havanur da duymuş. Hatta Turgay da Havanur'la konuşmadın mı sen diye yorum yaptı. Kim?
Turgay. Turgay, ne oldu annem? Al mikrofonu. Şuradan mikrofonu al, gel. Şu sehpanın üstünde. Ne oldu? Ya dünkü yayına ben dahil oldum, girdim de. Evet, hani orada ne gördün orada? Ya biraz konuşuyordu, adliyeye gideceğini falan da söyledi ama. Söyledi, hatta evet. Hatta ben orada şey dedim. Sen ne dedin annem? Eşin hakkında dedim, burada dedim, bu şekilde dedim, konuşma dedim. Aranızda duydun mu Kemal Bey? Burada yalan yok ya. Görüyorsun işte bak. Turgay şu anda Murat'a en yakın olan çocuk. Diyor ki, hayır abla gördüm. Mesajda da yazıyordu canlı yayında. İşte boşanma, adliyeye başvuracağım. Turgay da demiş, Kavvanur'un bundan haberi var mı demiş. Duydunuz mu Kemal Bey? Duydum. Yok abi burada yalan. Neyin yalanını söyleyelim yani? Dediğim gibi diyemez. Tamam mı? Öyle boşanma, evlenmek öyle kolay bir şey değil. Ama ben oraya gidip de Murat boşa o. Hiçbir zaman söyledin mi? Söylemedim. Tabii ki demedin. Ama Esef Bey de demedi boşanın diye. Şu an böyle mevzular konuşuyor. Boşansın benim Esef. Boşansın diyor ya. Kaç defa dedi. Nasıl demedi? Sefer. Abi yalvaracak mı senin oğluna ya boşanma diye? Yalvaracak mı ya? O zaman boşansınlar Esef. Boşansınlar abi. Zaten olmayacak. Bu çocuk doğum yapacak. Ev yok. Bucak yok ortada ya. Nerede oturacak bu çocuk? Hangi evi beğendi? Ya ben bilmem beğendiğini beğenmediğini. Tutuldu mu? Oraya tutulmadı. Konuşuyor lan o zaman? Tutulmadı kardeş, işte. Tutulmadı. O zaman sonuçta konuşuyor. Tutulmadı. Hangi evi beğendi? Bilmem ben. Beğendireydiniz o zaman. Ya kız senin. Söylesene kızım. Senin amacın ne? Niye beğenmiyorsun bu evleri? Seda Hanım kaç sen defa söyledim? Sen nereden geldin diye sorsene. Seda Hanım kaç defa söyledim? Kızım sen paşa kızı mısın? Hangi evi? Dedin. Söylemedin mi? Bunu Türkiye duydu. Türkiye duydu. Kaç defa söyleyeceğim bunu? Kemal Bey de biliyor bunu. Biliyor Kemal Bey. Ki ben sana biliyor. Başında dedim normal bir ev tut getir oturt arkadaş diye. Ev mi beğendiği var? Ya bırak. Kemal Bey. Burada elin evini. Kemal Bey en fazla bir hafta 3 gün içinde bebek geliyor. Evet. Hadi. Bilgimiz var. Ama Esef Bey de diyor ki doğum yaptın tamam hadi nereye gelecek bu çocuk? Ev yok, bark yok. Evi de var. Ya şimdi Seda Hanım bak o şekilde konuşmayın. Ben konuşmuyorum. Esef Bey'in söylediklerini söylüyorum. Ben niye konuşayım? Bana ne ben mi oturacağım evde ya? Siz de dönüp dönüp bana Seda Hanım Seda Hanım demekten vallahi vazgeçin ha. Havanur. Bana ne abi ben mi tutmuyorum evinizi? Havanur. Ev izninizi tutsanız eşyanızı yollayacağım. Gideceksiniz ya. Niye tutmuyorsun evi? Allah Allah. Bana ne? Gelen bana hesap soruyor. Beni ilgilendirir. İkisi de geldi. Niye tutmamışlar evi? Bilmem. Bilmiyorum. Ev yok hala. Utanmıyorlar. İkisi de utanmıyor. Gene evet. Ben gittiğimde iki gün içinde 3-4 eve baktım. O bir tane eve baktı. Hayır. Kaç tane eve baktı çocuk? Kaç tane eve baktı? Nuriye Hanım da baktı. Hayır, hayır. Bak, Nuriye Hanım da baktı, kızım. Murat da. Hayır, ben sadece Murat'a diyorum. Bir tane baktı. Yok. Bir tane bu en son havuzluğu baktı, bir tane başka bir yer baktı. Konya'ya bile gittiler. Hayır ya, bir hafta gitti ne diyorum ben. Bir hafta içinde bir tane eve baktı diyorum. Ya ne olursa olsun baban haklı. Havva Nur bir tane ev, ha bunu istiyorum deyip bir gireydin içine ya. Havuz Bey çok güzel gitsene. Ya havuzlu havuzsuz, havuzlu evde mi doğduk ben gece kondu çocuğuyum ya. Hayır çok güzel yani ondan daha güzeli yok. Baban da bak kızıyor. Kızım sana doğru söylüyor. Sen bu bir sorumluluk. Vallahi siz ikiniz de utanmıyorsunuz ya. Murat da Havva Nur da. Evleri yok. Çocuk gelecek mi? Çocuk bir sıcak yuvaya girecek. Siz neyinize güveniyorsunuz be yavrum? Böyle bir şey yok ama haklısın. Kemal Bey de haklı. Yok ev tutulmuyor. Keyif yapıyorlar, canlı yayın açıyorlar. Onlar alışmış buraya. Kemal Bey. Evet. Nuriye Hanım'ın canlı yayın açıp dün o kadar olayın üzerine Murat'la birlikte Havva Nur'la ilgili kötü sözler sarf etmesi
Normal mi sizce? Bir tane kelimesini söylesin. Havanın karşısında Hürriş Hanım'ı kötü. Bugüne kadar. Bak babası da yanında. Ne zaman kötü laf konuşmuşuz? Murat dedi. Murat. Murat mı dedi? Murat annesine dedi. Mi dedi? Ya sen Murat'ı boş ver. Sen diyorsun ki Hürriş Hanım bana böyle böyle kötü konuştu dedin az önce. Hayır, ikisi beraber konuştular canlı yayında dedim. Ama Hürriş Hanım ne zaman sana kötü bir laf konuştu? Kemal Bey hızlı trene binmemiş. Son anda vazgeçmiş evet. Nuriye Hanım. Neden gelmekten vazgeçti? Neden vazgeçti? Havanur ne dedi? Gelmesin diyor. Annem gelecek dedi. Bak bunu madem canlı diyor. Bak kendi konuştuklarını söylemiyorlar. Canlı yayında Havanur sen annem gelecek demedin mi? Ben canlı yayını açmadım ki. Ben açmıyorum bile. Ay kurban olduğum Allah'ım. Kızım şu yalanları boşlayın. Allah'ın seversen boşlayın bak. Daha akşam, bak akşam daha canlı. Instagram'dan canlı yayın açmadım ben. Açmadım diyorlar ya. Vay anasına vay, bizi yalan çıkarıyorlar. Bizim canlı yayından çıkmıyorsunuz ki. Oğlun çıkmıyor, ben... Allah. Bizim gecenin yeter, içinde Allah'ın daha canlı yayın bak. Yapıyor. Bak babanın yanında yalvarıyoruz. Yeter bizi kötülediğin artık. Eser, kardeş ne olursun bak bir şey söyle. Yeter artık bizi kötülediğin. Bir şey söyledim. Ne söyleyeyim abi ben bunlara ben bir senedir laf anlatamadım ki. Abi ne olursun bak yalvarıyorum. Yeter bizi kötülediği bak bu kadar yani bu kadar biz kötü insan mıyız ya? Yeter kızım yeter bizi kötülediğin bak. Bakma sağına soluna. Direkt bize bak. Bak sağa sola bakıyorsun bizi kötülüyorsun. Bak kötüle de. Peki reklamlardan sonra buradayız.